Aa, Hafize Hanım. Hayırdır, ben sizi gitti diye duyduydum. Ay maşallah, ne çabuk. Hayır olacak inşallah Gülseren Hanım. Doğru duymuşsun. Bu sabah taşındık biz. Ha, niye öyle oldu ki? Sen onu boş ver de. Bana göre bir iş var dediydin. Hala uygunsa ben gidip görüşmek istiyorum. Ay git tabii anacığım, git. Zaten ben daha oldu da olmadıydı da diye bir şey demediydim. Buradan sokağa dönüyorsun, yokuşu çıkıyorsun. Sağdan birinci değil, ikinci villa. Böyle büyük bahçesi, ferforje kapısı falan var. Sağ ol kardeş, eğer olursa Allah senden razı olsun. Hala o evde misiniz? Gitmediniz mi? Gittik efendi, gittik. İstenmediğimiz yerde durmak adetimiz değildir bizim. Geri döndük diye korktuysan korkma. Bak bak şu havalara bak. Minnet edip teşekkür edeceğine konuştuğun laflara bak. Aa, niye teşekkür ediyormuşuz sana be? Şu İstanbul'da kim oturtur onca zaman sizi üç kuruşa, o kocaman saray gibi evde be? Eğer ben müsaade etmeseydim bir gün bile oturamazdınız. Anne ne diyor bu ya? Ne o? Gücünüze mi gittik kıskanım? Şimdi bulun böyle bir evde görelim bakalım. Açlıktan nefesi kokmadan sizin gibilerin aklı başına gelmez. Biz yokluğa talimliyiz Haşmet Efendi. Senin sandığın kadınlar gibi kocamızda malı mülkü var diye evlenmedik. Sen kadın başımızda bizle uğraşacağına kendi adamlığından utan. İnsan hiç kendinden küçük kız kardeşine, hele öyle melek gibi bir insana bunları yapar mı? Asıl sizin gibilerin maldan mülkten olup da açlıktan nefesi kokmadan aklı başına gelmez. Yürü kızım, sağ ol Gülsere. Hadi bakalım Haşmet Bey. Nasıl olsa kardeşin çıkaramaz diye son kozunu da kiracılardan yana oynadıydın. Kadın gururlu çıkıp kendiliğinden çıktı. Bakalım şimdi ne dikiş tutturacaksın. Ayşe Hanım abla, iyi günler. Nereye böyle? Sağ ol kızım, sana da iyi günler. Çarşı pazar diyelim. Niye sordun? Ya Hafize Hanım büyük kızıyla geldiydi de hani belki sana uğrayıp bulamamışlardır diye bir söyleyeyim dedim. Hafize Hanım mı? He. Hay Allah. Nereye gittiler? Bir şey demediler mi niçin gelmişler diye? Vallahi şu arkadaki ferforje kapılı villa var ya oraya. Hani bir temizlik işi var dediydim ya, oraya görüşmeye gelmişler. Ha, bu arada evi temelli boşaltmışlar, öyle duydum. Bastı var mı? Yani bir daha geri dönme ihtimalleri yok he mi? İyi günler. Vallahi evin sahibi yok şu an. Dolayısıyla evin sorumlusu benim şu an. Daha önce yaptım diyorsun temizlik, öyle mi? Yaptım vallahi. Elim de temizdir. Hiçbir şey kırıp dökmem çok şükür. Dikkatliyimdir. Peki öyleyse. Kaç parayı ömeye alıyordun sen İzmir'de? Vallahi en son 40.000 alıyordun ya anne. Tamam o zaman. 40'la da başlarsınız burada. Ne 40'ı Hafize? Urla'daydı o. İstanbul'da kadınlar 70'ten aşağı gelmiyorlar eve. Haberin var mı? Hay Allah razı olsun be Ayşe Hanım. Sen olmasan gözümüzün içine baka baka 40'a bağlayacakmış kadın bizi. Yine Hızır gibi yetiştin. Senin bu hakların nasıl ödenir bilmiyorum. Biz artık seninle ahiretliyiz be Hafize. Ne hakkı? Ya bak tam evinin önüne gelmişken şu inadı kırın da girin içeri. Hı? Yatağınız, yorganınız hala duruyor. Hala soğumadı. Yatarsınız, dinlenirsiniz. Sonra Aslı kızımıza haber veririz. Neredeyse Mine ile çıkıp gelir. Ha? Bunları konuştuk be Ayşe Hanım. Bir gün çaya kahve her zaman. Ama başka türlü dersen biz kararımızı verdik artık. Niye gelmiş şimdi onlar? Hani temelli gitmişlerdi ya. Hafizeleri söylüyorsan gelirler tabii. Gelecekler de. Burası onların da evi artık. Onları sen çağırdın değil mi? Bu evde bizim hiç esamemiz okunmuyor ki. Onlar yine buraya gelecek. Yüz yüze bakacağız birbirimize, öyle mi? Ne oldu arabana? Hayır haber var mı? O itibarsız abine söyledik. Nereye koydunsa yarın sabaha kadar getir o arabayı buraya dedik. Abim her şeyi yapar ama herkesin gözü önünde senin arabanı çalmaz Osman Bey. Kim çaldı öyleyse?
Kim bilir artık. Bir bildiğin varsa söyle hanım. Çıldırtma adamı. Nice emeklerle alındı o araba biliyor musun sen? Evladım o benim, evladım. Evladın demek ha? Senelerce evladın iki kolunu açıp, iki bacağıyla koşup, baba diye boynuna sarılıp affetmeni bekledi. Yavrucak bilseydi, dört teker takardı altına da, belki o zaman evlattan sayılırdı. Yine laf evveli yapma bana. Ha? Bir bildiğin varsa söyle. Diyelim ki var. Yarın sabah o araba gelip kapının önüne geri konduğunda sen de özür dileyip kabul edecek misin Hafize Hanımların bu eve geri gelmesini? Avucunu yalarsın la. Tam bilirsin. Sen hele bir arabayı getir de getirebilirsen gerisini düşünürüz. Ya anneanne ne oluyor ya böyle sabah sabah bana bunları her yere astırıyorsun yani ne şimdi bu ev satma hikayesi? Ne hikayesi kızım gerçek satıyoruz konağı. Osman Bey gel. Dur yavrum, ne oluyor? Aşağı. Ne çekiştirip duruyorsun kolundan? Nedir bu faaliyet? Kolumu mu çıkaracaksın? Ne yani? Abin bitti de şimdi sen mi kovuyorsun beni evden? Ne konuşmuştuk seninle dün akşam üzeri? Ne konuşmuştuk? Bak bakalım ne konuşmuşuz. Kızım. Kızım mı? Ben sözümü tuttum Osman Bey. İşte araba. Üstelik de kim bulup ihbar etti biliyor musun? O senin beğenmeyip de kapının önüne koymaktan beter ettin Hafize Hanım'ın kızı. Yok. Şimdi de sözünü tutma sırası sende Osman Bey. Gideceksin o insanların ayağına, özür dileyip tutup getireceksin. Yoksa bu evi de satarım. Seni bu kızınla baş başa bırakıp Allah canımı alsın ki boşarım. İşte bu kadar. Oha!